Nasılsınız efendim? Çok şükür ben bugün çok iyiyim. Çok da enerjiyim. Çok güzel iki tarifle geldim. Zencefilli kurabiye yapacağız bugün. Tam böyle kışa yakışır. Sıcacık bir kurabiye olacak. Böyle bir de kalıplar getirdim. Penguenli, işte birazcık kelebekli. Çocukların da hoşuna gidebilecek. Böyle değişik de kalıplar da getirdim. Çok güzel bir kurabiye yapacağız. Arkasından da Brüksel lahanası salatası yapacağız. Aman böyle bir salata yok, öyle söyleyeyim size. Yani Brüksel lahanası ne kadar mutfağımızda, o çok fazla değil değil mi? Bu salatayla kesinlikle girecek. Hem de çiğ haliyle yiyeceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Evet, başlayalım mı? Hemen zencefilli kurabiyenin malzemelerini saymakla başlıyorum. Esmer şekerim var, kabartma tozu, tarçın, pekmez, yumurta sarısı, zencefil, oda sıcaklığında tereyağı ve unum var. Evet, şimdi kolları sıvıyorum ve başlıyoruz yoğurma işlemlerine. Kalıp dediğim gibi şöyle kalıplardan almıştım. Hangi kalıp olursa olur efendim, hiç sıkıntı değil. İlla da kalıp olmasına gerek yok. Ben şöyle çocukların da hoşuna gidecek olsun istedim. Bazen böyle minik şekiller bile değişik getiriyor değil mi? Evet, şöyle zencefilini koyalım. Tarçınını koyalım. Gerçekten çok güzel bir kurabiye. Tam kış kurabiyesi. Tam böyle Aralık ayı, Ocak ayının kurabiyesi. Hep öyle geliyor bana. Zencefilli kurabiye hep bana böyle kış, kar, soğuk. Ve siz böyle çayın yanında ya da kahvenin yanında bu kurabiyeyi yiyorsunuz diye düşünüyorum. Evet şöyle. Bazen ben böyle yağmur yağdığında çok şükür, hep şükrederek yani evimdeysem, böyle bir çayım kahvem varsa yanımda gerçekten keyif yapmayı seviyorum. Tabii iki çocukla ne kadar olursa işte yapabildiğimiz kadar keyifli zaman geçirmeyi seviyorum. Bu kurabiyeler de bana onu hatırlatıyor zaten. Böyle hafif bir mola, küçücük bir kaçış. Yağmur yağarken, kar yağarken bakalım kar gelecek mi bu arada? Bekliyoruz. Gelip şu mikropları bir kırarsa çok sevineceğim gerçekten. Çünkü etrafımdaki herkes hasta. Evet, şöyle yavaş yavaş yoğuralım. Unu da aldığı kadar un diyorum. Çünkü o zaten kendini bize belli edecek. Böyle koyu koyu bir kıvamı oluyor, rengi de oluyor. Çünkü pekmezden de kaynaklanıyor. Biraz da esmer şeker koyduk. O da tabii ki rengini koyulaştırıyor. Evet şöyle. Evet şöyle yavaş yavaş tereyağlı güzel bir kurabiyeye birazdan merhaba diyeceğiz. Bu mesela kurabiyeyi çocuklarınızın yanına okula da verebilirsiniz. Hiç çok da zor bayatlayan bir kurabiyedir. Böyle hava almaz kaplarda saklarsanız uzun süre çayın kahvenin yanına da gayet rahat servis edebilirsiniz. Önemli olan hava almaması kurabiyenin. Tam böyle okula da göndermelik kurabiyelerden biri bence bu. Eğer yanına yemek gönderiyorsanız. Şimdi biraz daha un alalım, çok az. Evet, şöyle yoğurdum. Kıvamı gayet güzel oldu. Kıvamını nereden anlıyoruz? Ele yapışmayacak bir kıvama geldiğinde kurabiyemiz hazır olmuş oluyor. Şimdi de tam ele yapışmayacak kıvama geldi. Şöyle kenardan da unlarını alalım. Harika. Şimdi kenara koyalım. Yağlı kağıtlarımı aldım ve geldim. Şimdi güzelce onları bir serelim tezgaha. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Sıcak sıcak kurabiyeleri bekliyor şu anda. Evet, bunu da hemen yayalım. Kurabiyeleri alalım. Sonra da üzerine, evet şöyle birazını alalım. Üzerine yağlı kağıdımızı kapatalım. Şuradan da sıkıştırıyorum. Bu kazağı çok sevdim. Fakat kolları gerçekten çok geniş olduğu için biraz daha iri durmuş muyum acaba? Ekranda da bayağı yer kaplıyorum değil mi? Evet şöyle. Biraz da bu tarafa doğru.
Önemli olan aynı kalınlıkta olması. Çıkardığımız kurabiyenin. Evet, şu güzel kalıplarımdan. Önce kelebekle başlıyorum. Şöyle. Evet, bakın. Böyle kelebekler yapacağım. Evet, onları da hemen şöyle tepsiye yerleştireceğim. Uçmasın diye acele ettim kelebeklerim. Evet, şöyle güzelce. İçinde neler vardı? Zencefil, tarçın, pekmez, esmer şeker. Evet, şimdi bunu kelebek yapalım. Bir sonrakini penguen yapalım. Ne dersiniz? Her yerde satılıyor bu kalıplar. Artık böyle pasta malzemeleri satan yerlere girince böyle biraz da siz de meraklıysanız, insan ne kadar, yani o kadar çok şey var ki alacak. Böyle şaşırıyorsunuz. Çok malzeme var. Çok çeşit var. Pastacılık bence çok gelişti ve malzeme de çok, artık her şey var yani. Bol bol bulabiliyoruz. Özellikle böyle Eminönü taraflarında gerçekten çok malzeme var. Evet, şöyle kelebeklerimizi koyduk. Şimdi biraz daha hamur alalım. Zaten baksanıza ne kadar güzel bol bol hamur var her yerde. Şöyle. Güzelce yine açalım. Bu sefer de penguenleri yapalım. Tamam. Evet, şöyle. Evet, penguenimiz var. Bir de kedimiz var. Kedi de çok şeker. Bu kuşa da benziyormuş hakikaten. Biraz kuş, biraz penguen arası bir şeklimiz daha oldu. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi ben bir de şu kediyi göstereyim size. Ay, kedi de çok şeker. Gerçekten çok beğendim kediyi de. Tam böyle ayakta oturup nöbet bekleyen bir kedi. Evet. Şöyle onu da koyalım. Ben bu tepsiyi tamamıyla bu şekillerle dolduracağım. Sonra da 180 derece fırına göndereceğim. Tuzlu'nun ikinci bölümüne geldik. Çok keyifli bir salata yapacağız birlikte. Brüksel'le anası sever misiniz? Normalde ben ne yaparım biliyor musunuz? Ya onu haşlarım. Biraz limon, biraz tuz, biraz zeytinyağı yiyebilirim. Ya da kremalı Brüksel'le anası yapıyorum. O da böyle sarımsaklı, kremalı. O da güzel oluyor. Ama bu şekline gerçekten bayıldım. Siz de çok beğeneceksiniz. Hemen malzemeleri sayıyorum. Bal kabağım var. Şimdi birazdan onu güzelce ızgara yapacağız birlikte. Yaban mersini, limon, tuz, karabiber, zeytinyağı. Tekrar zeytinyağı çünkü bal kabakları için. Taze soğan, fındık, eski kaşar ve Brüksel'le anası var. Yarım kilo kadar. Hani zaten bir pakette satılıyor ya, hani onlar yeterli oluyor. Güzelce yıkadık, doğradık, ayıkladık. O zaten burada hazır. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane cam kase alıyorum. Biraz ufak bir fırınlık işim var. Evet, hemen bir kaşık alayım. Evet. Şöyle. Bal kabağını aldım. Şimdi biraz tuz koyuyorum üzerine. Evet. Biraz da karabiber koyuyorum. Şimdi karabiber kalsın, sonra onu salataya da koyarız. Şöyle
Karabiber ve tuzu. Normalde karabiber böyle iri çekilmiş karabiber olursa daha da güzel olur. Ben de burada şimdi toz vardı. Biraz da zeytinyağı koydum. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Ve fırında yaklaşık 20 dakika, 20-25 dakikada böyle güzel bal kabaklarım olacak. Hadi hemen onları fırına gönderelim. Evet, kabaklarım gayet güzel pişti ve soğudu. Şimdi artık salataya ekleme zamanı. Hadi birlikte salatayı yapalım. Şimdi bu Brüksel lahanalarını şöyle bir kaseye alıyorum. Şimdi böyle salatalar yaparken biraz zeytinyağı ve limonda beklemesi gayet güzel oluyor. Hani daha önceden biraz zeytinyağı ve limonda beklerse limon salatayı pişiriyor. Şöyle bol limon, bir limonum var. Şöyle suyunu koyuyorum. Şöyle bir karıştıralım. Hemen tuzunu da koyalım. Evet. Tuzsuz olmuyor tabii ki. Şöyle güzel tuzunu da koyalım. Tamam. Evet, tuzumu şöyle yerine koyayım. Yine ihtiyacım olur. Şöyle karıştırıyorum. Zeytinyağı koyduk, limon koyduk, tuz koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Taze soğanını koyuyoruz. Ay, taze soğan da çok yakışıyor. Yaban mersini de çok yakışıyor. Ama diyelim evde yaban mersini yok. O zaman üzüm de koyabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Böyle tatlılı, ekşili bir salata olacak. Çünkü biliyorsunuz bal kabağı da biraz tatlı. Evet, şöyle. Biraz da karabiber koyuyorum. Çok az. Şöyle biraz da baharat gelsin. Evet. Şimdi bal kabağını da ekliyorum içine. Ya renkleri ne kadar güzel oldu değil mi? Şöyle sarılar, morlar. Hepsi göz kırpıyor bize. Evet, şöyle bal kabağını da karıştırdım. Şimdi asıl harika lezzeti verecek eski kaşarı koyuyorum. Şöyle bol eski kaşarım var. 50 gram kadar rendelenmiş eski kaşar. İşte bu salatayı gerçekten başka bir yere taşıyor, öyle söyleyeyim. Kaşar yerine başka bir peynir kullanabilir miyiz derseniz, ben kaşarla çok yakıştırdım. Çünkü hani bu kaşarın böyle biraz tuzlu, biraz baharatlı tadı vardır ya eski kaşarın. Bu salataya gerçekten çok yakışmış durumda. Evet, şimdi bir de böyle hafif dövülmüş fındıklarım var. Onları da koyuyorum. Evet, gerçekten harika bir salata oldu. Tam böyle hafif günlerde ya da böyle davetlerde ne salatası yapayım da değişik olsun dediğinizde tatlı tuzlu imdadınıza yetişiyor şu anda. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, kurabiyelerim de oldu efendim. Ben şimdi her şeyi toplayıp sunuma geçiyorum. Efendim, neler yaptık bugün tatlı tuzlu da? Şöyle bir hatırlayalım mı? Zencefilli kurabiye yaptık. Böyle tam kış kurabiyesi. Alın kahvenizi, alın çayınızı. Tam ona yakışır bir kurabiye yaptık. Üstelik kalıpları da şöyle çocukların hoşuna gidebilecek bir şekilde kullandık. Kedi yaptık, kuş yaptık. Ben onu penguene benzetmiştim ama kendisi bildiğiniz kuşmuş meğerse. Kelebek yaptık. Evet, çok güzel oldu. Zencefili kurabiyelerimiz hazır. Bir de ne yaptık? Brüksel lahanasından salata yaptık. Brüksel lahanası tam kış mevsimine yakışır bir sebze aslında. Ama biz onu çok fazla kullanamıyoruz açıkçası. Yani haşlamaktan başka ya da mesela bazen fırına vermek, ızgara da yapılabiliyor. O da güzel oluyor. Ama bu salata içine ızgara, bal kabağı koyduk. Fındık koyduk, yaban mersini koyduk. Taze soğan koyduk. Limon, tuz, zeytinyağı. Çok güzel oldu. Yani böyle hafif bir şeyler aradığınızda bu salatayı muhakkak bir kere yapın. Benim de kulağımı muhakkak çınlatın. Özge yapmıştı deyin, olur mu? Efendim, mesajlarınız geliyor. Güzel destek mesajlarınızı alıyorum. Beğendiğiniz tarifleri bana soruyorsunuz, istiyorsunuz. Birlikte devamlı konuşuyoruz zaten. Hep de öyle olsun. Lütfen hep bana mesaj gönderin. Hep böyle iletişimde olalım. Ben de çok istiyorum. Efendim, her zaman ne diyoruz? Hayatta ne olursa olsun
ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Sağlıkla kalın, bugünlük hoşça kalın. Tatlı Tuzlu hafta içi her gün 16'da 360'da.